Evet arkadaşlar, bugün de size ECA Proteus Plus Blue kombi nasıl kullanılır ondan bahsedeceğim. Şimdi kombimizi sol tarafa doğru açtık. F7 neydi? Diğer videolardan biliyorsunuz zaten. Suya kazası. Suyu basmak için altta gördüğünüz mavi vanayı aşağı çekip sol tarafa doğru çeviriyorsunuz. Gözümüz ekranda olacak. Nereye kadar su basıyorduk? 1.5'e kadar. Bu kombiyi kullanmak gayet basittir arkadaşlar. Diğer elektronik modellere kadar pek farklı değil. Hala F7 düşük su uyarısı veriyor. Fazla su bastığınızda da F7 verir. Bu sefer fazla su bastığınızı gösterir. O durumu önlemek için şöyle bir yöntem göstereyim ben size. Sigortayı kapatıp açtığınızda ekranda hemen alt kısmında zaten kısa bir süre basıncın kaç olduğunu görüyorsunuz. Tekrar yapıyorum. Geldi gerçi. 0.91 diye çıkacak. Basıncın 1 ile 2 arasında olması lazım. 1.4. .5 olduğunda alttaki mavi vanayı sağ tarafa doğru çevirip kapatıyoruz. Daha sonra açma kapama düğmesi. Sağ tarafa doğru açarsanız sadece musluklar çalışıyor burada. Petekleriniz çalışmayacaktır. Yani yaz konumu. Orta kısım kapalı, sol kısım hem yaz hem hem petekler hem de musluklar ısınıyor. Ortadaki düğmeden peteklerin ısısını ayarlıyorsunuz. Diğer düğmemizden de resimlerden belli muslukların ısısını ayarlıyorsunuz. Tavsiye edilen 40 ile 45 arası idealdir. Yani ılık bir su gayet iyidir. Fazla yüksek tutup da tekrar bataryalardan ılıştırmaya çalışmayın. Şöyle 42'ye ayarladım. Daha sonra peteklerimiz 40'tan başlar. 80'e kadar çıkar. Bunu tavsiye ettiğimiz 40 ile 55 arası idealdir arkadaşlar. Daha sonra benim söylemek istediğim bunlar. Pek dediğim gibi bir şey yok. Zaten peteklerim şu an çalışıyor. Alev resmini gördük. Yani peteklerimiz ısınıyor şu an arkadaşlar. Sıcak suyu açtığımız zaman da peteklerimiz sabit kalacak. Musluk sembolümüz burada yanıp yanıp sönecek. O da artık muslukları içinden geçen suyu ısıttığını gösteriyor. Derecemiz zaten yavaş yavaş yükselmeye başladı. İyi günler, güle güle.